arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Didem. Bugün düşük gözlere nasıl makyaj yapılır ondan bahsedeceğiz. Ama şunu söylemek istiyorum ki benim de gözlerimde düşüklük var. Hatta bir gözümdeki düşüklük diğerinden daha fazla. Eski yaptığım makyajları hemen şöyle koyayım. Yenileri de koyacağım. Ve görüyorsunuz makyaj tekniği ne kadar fazla değişirse, ne kadar size uygun olursa o kadar makyajınız güzel duruyor. Ben bu videoyu yapma olarak ayıracağım. Ama eğer ki yapma kısmı size güzel geliyorsa lütfen o şekilde yapmaya devam edin. Çünkü makyajda kural yok, sınır yok. İstediğinizi yapabilirsiniz. Önemli olan sizi güzel hissettirmesi. Ama ben nacizane fikirlerimi paylaşarak bu videoda yapma tarzını ayıracağım. Hatta iki yakın çekim yapacağım. Hazırsanız ben daha fazla konuşmayayım ve direkt videoya geçelim. Düşük gözlere nasıl makyaj yapılır? Evet, şimdi düşük gözlerle ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Düşük göz dediğimde şu etin biraz daha göz kapağının üzerini örtmesinden bahsediliyor. Bende de hafif düşüklük var. Hatta bu gözüm daha iyi bu gözüme göre. Bunda daha düşüklük var. Görüldüğü gibi bu daha böyle aşağıya doğru. Şimdi ben bu gözüme yapılmaması gerekenleri, buna ise doğru makyaj yapacağım. Ne olursa olsun bir baz sürmek zorundayız makyaja başlamadan önce. Bunu bütün göz kapağımın üzerine yediriyorum. Unutmamamız gereken bir şey var ki şimdi göz düşük olduğu için bizim şu bölgeyi aydınlık, bu bölgeyi de koyu tutmamız lazım. Yani gözü kaldırmamız gerekiyor. O yüzden geçiş rengimle başlıyorum ve geçiş rengimi buraya doğru taşımadan şu dış V'de kalarak sürüyorum. Şimdi yapılan bir hata ise bir kere baz kullanmamak. Baz kullanmamız gerekiyor her türlü, her halükarda. Diğer bir hata ise geçiş rengini eğer ki düşük gözlüyseniz göz pınarına kadar böyle getirmek çok büyük bir hata. Çünkü gözü çok göreceksiniz. Daha düşük olmasına sebep olacak bu olay. Dediğimiz gibi gözü kalkık göstermek açısından koyu renkleri dış V'de artık C'de siz deyin şuranın adına. Ama bu tarafta tutmamız için yine ufak bir fırçayla girdim. Yapılan bence büyük bir hata da böyle buraya kocaman fırçalar kullanmak ve kontrolü elinizden kaybetmek. İlk ufak bir fırçayla böyle girip ondan sonra geçiş rengini kullandığımız fırçaya dönmek, daha büyük karıştırma fırçasına dönüp bu iki rengi birleştirmek olacak. Ve şu kısmı hiç ellemiyorum. Oraya daha açık bir renk süreceğim çünkü. Eğer karışmasında zorlanıyorsanız karıştırmaktan, o zaman geçiş rengini fırçaya azıcık alıp tekrardan bu yaptığımız işlemin üzerinden geçebilirsiniz. Bence yapılan bir başka hata daha, bu koyu rengi büyük fırçalarla sürüp kontrolü elden kaçırmak ve bunu olması gerektiği yerden daha yukarıya taşırmak. Yine C'de kalanları görüyorum, bu dışta kalıyor ama olması gereken yerden çok daha yukarıya taşıyor. O zaman bir tuhaf duruyor bence bu makyaj. Herhangi açık renkli bir farınızı gözün içinden başlayarak dışına doğru şöyle sürüyorum. Mat bir far seçtim. Bunu bu şekilde karıştıracağız. Şimdilik yerine yerleştirmeden şöyle şu şekilde sürüyorum. Bu rengin amacı ise gözü şöyle baktığınızda şurasını daha açık ve boyu renklerle de daha böyle çekik gösterilmesini sağlayacak. En önemli şey hemen bu yapmış olduğumuz işlemi karıştırma fırçasını alarak iki rengi birleştiriyoruz. Bu gözümüze geçtiğimizde ise yapılmaması gereken bir hareket değil de bence eksik yapılan bir hareket olarak sadece bu aydınlatıcı göz pınarına sürerseniz eğer bunun çok da bir faydası olmayacak. Yine gözü biraz daha açar ama yani çok da bir faydası olmayacak şu göz gibi. Eyeliner olayına girmek istemiyorum. Eyeliner ile ilgili farklı bir video çekebilirim. Düşük göz kapağını nasıl eyeliner çekilir diye. Ama burada işleri daha kolay tutmak açısından eyeliner'a hiç girmiyorum. Herhangi bir kreminizi bu göze daha böyle bir dinamiklik katmak açısından, daha belirgin kılmak açısından ben şu anda kahverengi bir kalem kullanıyorum. Bir kalemi böyle hem gözün içine yani şu kısmına hem de şuraya süreceğim. Ve onu fırçamla dağıtıyor olacağım. Kalemi açmam gerekirdi galiba. Gözüm çıkacak şu anda. Bu
bunu ise fırçamla şöyle dağıtıyor olacağım şu yapmış olduğum işlemi. Çok yukarı çıkmadan burada çizgi ne kadar az görünürse o kadar bizim için iyi. O yüzden şu aşağıda kalarak şu dışa gelince biraz daha yukarıya çıkabilirim. Gördüğünüz üzere şurada çok dağılmamış. Bunu tekrardan o en son aldığım rengi alarak fırıma, yani fırçama pardon, bunun üzerinden geçeceğim. Tabii buraya hiç girmeyeceğim. Bu sefer şu kısma hiç girmeyeceğim. Orası olduğu gibi kalsın. Çünkü o aydınlığa bizim ihtiyacımız var düşük gözlüler olarak. İse sıra yapamaması gerekenleri gösterdiğim gözümde. Yapamaması gerekenlerden biri de herhangi kaleminizi eğer düşük gözünüz varsa şöyle, şu an çok abartılı oldu. Bu kadar çıkmak istemedim. Yani burada hani çok abartı bir şekilde kötü bir makyaj yapmak değildi amacım. Yapamaması gerekenleri göstermek. O yüzden şöyle ince aslında bir çizgi çizmeye çalışıyorum ama yani içte kalabilirsiniz. Bu gözde ben nasıl şu arada içte kaldım. Ama bunu dışarıdan başlarsanız çizmeye ne kadar ince de olursa olsun bu gözde daha düşüklük sağlayacak. Çünkü her iki bunu kaleme dağıtınca şimdi bu olması gerektiğinden daha yukarıda olacak. O yüzden daha da kalın duracak. Benim makyajın şu kısmını silerken bunu atlayamazdım. Hemen sildim ve size göstermek istiyorum. Çünkü bu kısmı gerçekten önemli. Şimdi makyajda yani gözün şu bitişinden kaşınıza doğru olan kısmı bir makyaj çıkarma beziyle silmeniz gerekiyor. Çünkü yani şöyle baktığınızda göz böyle dana kadar kalkıp duruyor. Yani şu çizgiyle kaşın bitişinin böyle ok iş şeklinde gösteriyor olması lazım. Yani şu çizginin şu kaşın bitişine doğru olması lazım ki göz size böyle bu şekilde bu açıdan baktığında kalkıp dursun. Makyaj şu çizginin daha aşağısında kalıyor. O çizginin daha aşağısında kaldığından dolayı bu sefer göz daha aşağıya bakıyor. Yani düşük göz daha da belirginleşiyor. Halbuki burada düşük göz olduğundan daha kalkık duruyor. Çünkü biz makyaj temizleme beziyle bunu olması gerektiği yere yerleştirmiş olduk. Bu çok çok önemli bir adım. Bunu anlatmasam olmazdı. Şimdi ise gözün altına geçiyoruz. Gözün altında ise daha aydınlık gösterme açısından şu göz içine açık renk bir kalem geçiyorum. Açık renk kalemimi şöyle gözünü çıkarmadan süreceğim umut ediyorum. Yanlış makyaj olarak kabul ettiğim gözümde ise siyah süreceğim içerisine. İçerisine siyah sürerek daha böyle göz küçülecek. Şimdi kalemi dağıttığım fırçayı alıyorum ve kalemi dağıttığım fırçayla şu kısımda, şu kısma biraz koyuluk katacağım. Ve bu makyajda gözü tamamen kaldırmamızı, düşüklüğü yok etmemizi sağlayacak. Bu adım gerçekten çok önemli. Ama bunu hiçbir şekilde şöyle bu içe doğru almayacağız. Şu dışta bırakacağız. Yani bu kadarı bile yeterli olacaktır. Benim yapma dediğimiz kısma yapma. Yani şu hareketi yapmayalım. Bunu eğer düşük gözlüyseniz şu içe kadar getirmek gözleri daha düşük olmasına neden olacak. Peki düşük gözler için de bu adım çok önemli. Göz pınarına highlighter sürmek kadar yardımcı olan bir şey yok. Evet, gelelim kaşa. Kaşta ise eğer dolduruyorsanız kaşınızı, bence bu adım çok önemli. Şu kısmın çok belirgin ve aşağı doğru olmaması lazım. Çünkü bu böyle daha bizi olduğundan daha düşük gösterecek. O yüzden ben kaşı dıştan, yani şu yukarıdan doldurmayı seviyorum. Yukarıdan doldurursanız o zaman daha dağınık görünüm elde etmemizi sağlayacak. Ne demek istediğimi şimdi diğer gözü tam tersini yaparak anlatacağım. Demek istediğim şey şu kaşı aşağıdan doldurursanız, ki bu normalde bu şekilde doldurulması lazım. Evet. Ama şu dışta şöyle aşağı doğru gelirse kaş, o zaman olduğundan daha bu alanı daha da daralmış oluyorsunuz. O yüzden olduğundan daha düşük görünecek gözünüz.
Kaş altına highlighter yapmak bence çok güzel bir hava katıyor. Ama bunu yanlış yapmak da gözü olduğundan daha düşük gösteriyor. Bunu yanlış yapmak ne demek? Şimdi birazdan göstereceğim ama doğrusunu hemen göstereyim. Doğrusu şu kısımda kalmak bir kere. Çünkü kaşı buradan ittirmemiz lazım. O yüzden biz de tam olarak oradan ittirelim. Yani aydınlatıcımızı, highlighter'ı tam oraya süreceğiz. Bunu dağıtırken şöyle aşağı doğru inmememiz lazım. Aşağı doğru dağıtırsak o zaman göz yine olması gerektiğinden daha düşük görülecek. O yüzden tam burada kalarak bunu fırçayı yan çevirip okaklığı sağlayabiliyoruz. Bunda ise yapılmaması gereken bir şey ise highlighter'ı böyle aşırı derecede hem fazla sürüp hem de renkleri karıştıracağım diye aşağı doğru inmek. Gözü olduğundan çok daha düşük gösteriyor. Şöyle kirpiksiz hemen göstereyim. Rimel seçimi olarak aslında düşük göz makyajında işte şu rimeldir, bu rimeldir olarak öneride bulunmayacağım. Çünkü bütün rimeller aslında aynı görevi yapıyor. Eğer ki düşük gözlüyseniz ve kirpik seçiminde hangi kirpiği tercih etmeliyim diye soruyorsanız o zaman bu kısmı sizi ilgilendiriyor demektir. Bir kere kirpik seçiminde dıştan daha çok, içten daha az olan bir kirpik olması lazım. Evet, kirpiği taktım ve şimdi bence niye bu kirpiği tercih ettiğim daha çok belli oluyor. Gözümü açtığımda bu kıllar kısa, daha sonra uzun geldiği için o düşüklük tamamen kalkmış oldu. Göz tamamen yukarı kalkmış oldu. Bu gözde çok çok daha büyük bir anlam katmış oluyor. Hatta düşüklüğü alıp götürmüş oluyor. Öbür taraftan ise, şimdi hazır mısınız? Bu güzellikten sonra tada! Öbür taraftan ise gördüğü gibi içi uzun, dışı uzun, hepsinin aynı boyutta olduğu bir kirpik taktığımda bir kere şu kısmı eğer böyle kirpik takıyorsanız ve gözünüz düşükse bu kısmı hiç oturmayacak size. Hani oturtturdunuz diyelim, göz olduğundan daha düşük duruyor. Burası da kapanmamış oluyor. Her türlü hep bir yanlış oluyor. Böylelikle de bu makyaj videosunun sonuna gelmiş olduk. Eğer ki hala sorularınız varsa bana lütfen sorun. Sormaktan çekinmeyin. Hepsine tek tek cevap veriyor olacağım. Ve bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmadıysanız da abone olun çünkü böyle videolar her zaman gelecek. Bir dahaki videomda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.